Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 50 günde DGS, KPSS, ALES Matematik kampımızdan üstü sayılardan güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi üstü sayıların temelini verdik. Üstü sayılarda çarpma işlemi nasıl oluyor onları verdik. Şimdi üstü sayılarda bölme işlemi, üstü sayılarda toplama çıkarma işlemi, üstü sayılarda denklemler, menklemler güzel bir şekilde kaptırdık gidiyoruz. Güzelce ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi üstü sayılarda bölme işlemine geldik. Ne yapacağız bölme işleminde? Çarpma işlemindeki yaptığımızın küçük bir ters mantığı. Çok kolay, hiç zorlanmayacağız. Sonra üstü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapacağız ki sınavda sordukları sorularda arkadaşlar toplama çıkarma işlemini çok sormuşlar. O yüzden orası da bizim için önemli. Güzelce güzelce ilerleyeceğiz. Ondan sonra üstü sayılarda arkadaşlar, ne üstü sayılarda? Denklemlere geleceğiz, onu yarın yarın yapacağız. Ondan sonra ÖSYM sorar sorularıyla olayı bitireceğiz. Üstü denklemler, üstü eşitsizlikler ÖSYM sorar. Önemli, kolay. İki tane soruyu cebe indirmek istiyorsan gel bakalım o zaman. Dedik şimdi üstü sayılarda bölme işlemi. Şimdi temelini bir verelim, mantığını bir verelim. Ne olduğunu bir gör. Şimdi bizim karşımıza mesela 3 üzeri 7 diye bir şey çıksın. Tamam mı? 3 üzeri 7. Aşağıya da mesela 3 üzeri 4 yazalım. Ne demek arkadaşlar bu 3 üzeri 7? Ne demek? 7 tane 3'ü çarp demek, değil mi? Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Aşağıda da 4 tane 3'ü çarpacağım. 1 2 3 4. Bak şimdi. Sadeleşir mi? Çıt, çıt. Çıt, çıt. Çıt, çıt. Çıt, çıt. Kaç tane kaldı yukarıda? 3 tane kaldı. Mantığı bu. İşte böyle yapmayacağız her seferinde. Aşağıdakinin üssü yukarı İşaret değiştirerek çıkacak. Yani ne diyeceğiz buraya? 3 üzeri 7 eksi 4 diyeceğiz. 3 üzeri 3 bu olacak. He şimdi yukarıdaki de aşağıya inebilir. Mesela şöyle bir şey çıktı karşınıza. Dedi ki 2 üzeri 12 var. Aşağıda da yukarıda 2 üzeri eksi 4 var bak. Bu sefer aşağıda ne var? Eksi 4 var. Şimdi normalde onu 1 bölü 2 üzeri 4 diye yazıp ters çevirip çarpıp yanına gelecek. Ama bununla uğraşmayacağız. İşte eksi 4 de bunun yanına tabanları aynıysa tabii. Artı olarak gelecek. 2 üzeri 12 artı 4. Bu da 2 üzeri 16'ya eşit olmuş olacak. Tabanlar birbirleri aynıysa bölme işlemi varsa aşağıdakinin üstünü yukarı eksi olarak deme bak işaret değiştirerek eksi ise artı Artıysa eksi olarak çıkaracağız. Ama sadece orada da değil ha. Bak şöyle yapalım şimdi. Mesela bu sefer burada 2 üzeri 5 olsun. Aşağıda 2 üzeri mesela ne olsun? 8. İstersen bunu da bunun yanına alabilirim. Yine işaret değiştirerek bak. 1 bölü olacak. 2 üzeri 8 vardı. Artı 5 buraya nasıl indi? Eksi 5 olarak. 1 bölü 2 üzeri 3'e ne oldu? Eşit oldu. 5 tanesi sadeleşti işte yani. Aşağıda kaç tane kaldı? 3 tane. 1 bölü 2 üzeri 3 oldu. Mantığını anladık. Tamam. Şimdi ilk kalıbımız neymiş? Tabanlar birbirleriyle aynıyken. Böyle bir bölme işlemi varsa aşağıdakinin üstü yukarı işaret değiştirerek çıkacaktı. Artı neydi? Eksi ne olarak çıktı. Bak yine bölme. Eksi ne var? O zaman eksi ne yukarı bunun yanına artı ne olarak çıkacak? A üzeri m artı ne yapacak? Hadi gel hemen bununla ilgili örneklerimize bakalım. Ondan sonra diğer duruma da bakacağız. Gel bakalım. Şimdi 5 üzeri 7 bölü 5 üzeri 3. Nedir? Bak burada 7 tane 5'e çarpmış. 3 tane 5'e çarpmış. O zaman sadeleştik yukarıda 4 tane kaldı. Ama onun yerine ne yapıyoruz biz? 5 üzeri 7 var. 3 yukarı eksi 3 olarak çıktı. 5 üzeri 4'e eşit. Hemen bir aşağıdaki indim. Eksi 4 var. 3 üzeri 7 var yukarıda. Eksi 4 yukarı nasıl çıktı? Artı 4. İşaret değiştirerek çıktı bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim karşımıza böyle geldiğinde bunu yapacağız. Ama Şöyle de bir şey karşımıza gelirse bak. Dedi ki 3 üzeri x bölü 3 üzeri y. Bunu nasıl yazabilirim ben? Bu y yukarı nasıl gelir? Eksi y olarak. 3 üzeri x eksi y. O zaman bir karşımıza da 3 üzeri x eksi y çıktığında da parçalamayı bileceğim. 3 üzeri x var. Bir de 3 üzeri eksi y var. Eksi y. Eksi olduğu için aşağı inecek. 3 üzeri x bölü 3 üzeri y olarak da yazacağız. Hadi gel o zaman bak burada var. 3 üzeri x eksi y. Nasıl yazacağım? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi y. Şimdi 3 üzeri eksi y çat aşağı inecek. 3 üzeri x bölü 3 üzeri y olarak yazabileceğiz. Şimdi arkadaşlar diğerlerinde bazı düzenlemeler var. Onlara bakacağız. Şimdi önce buraya bakalım. Şuna bakıyoruz. Baktım 25. Baktım 125. O zaman ikisi de 5'in kuvvetleri dedim. 25 yerine ne yazıyorum? 5'in karesi yazıyorum. Üstünde ne var? X. Bölüyü çektim. 125'i gördüm. 5'in 3. kuvveti dedim. Üstünde ne var? Y artı 1. Şimdi ne oldu? Bakın üstün üstünü kullandım önce. Burası 5 üzeri 2x oldu. Bölüyü çektim. Bunun üstün üstü 3'ü dağıtıyorum. 5 üzeri 3y artı 3 yaptı. Şimdi bunun üstündeki 3Y artı 3'ü işaret değiştirip nereye alacağım? Yukarı. Haydi söyle bana. 5 üzeri 2X var. Artı 3C yukarı nasıl geldi? Eksi 3C. Artı 3 yukarı nasıl geldi? Eksi 3 bitti. Ne yapıyorum ifadeyi? Tabanları aynı olacak şekilde düzenliyorum. Olayım bitiyor. Şimdi geldim buraya. 8. Nedir 8? 2 üzeri 3'tür öğrendin artık. Üstünde ne var? 4. Bölüyü koydum. 4'e baktım. 2'nin neyi karesi? Üstünde ne var? 3. Önce üstün üstü. 2 üzeri üstlerini çarptım. 12 yaptı. Bölüyü koydum. Üstün üstü çarptım. 2 üzeri 6. Şimdi buradaki 6 yukarı işaret değiştirerek çıkacak. 2 üzeri 12 6 2 üzeri 6'ya eşit oldu. Tamam. Şimdi bölmenin bir durumu daha var. Hemen yukarı geliyorum. Şimdi çarpmada da yapmıştık. Bizim karşımıza şöyle bir şey geldi mesela. Dedi ki 28 üzeri 5 dedi tamam mı? Aşağıda da 7 üzeri 5 var. İkisinde de aynı kuvvet var mı? Var. İkisinde de aynı kuvvet varsa parantezin üstüne 5. kuvveti koyarım. Burayı da 28 bölü diye yazarım. 28'i 7'ye böldüğüm zaman 4 yapar. 4 üzeri 5. 4'ü de 2'nin karesi diye yazarım. Üstüne 5'i koyarım. 2 üzeri 10. O zaman diğer özelliğimiz neymiş? Bize Aynı kuvvetli bölme işlemi verildiğinde, bunu parantezin üstüne eninci kuvvet olarak çıkarıp a bölü b'nin eninci kuvveti olarak da yazabilirim. Şimdi iki tane örneğimizde ondan bak. Üstünde kaç var? Üç var. Üstünde kaç var? Üç. O zaman parantezin üstüne üçü taşı. Payda da 24 ve 8 oldu. 24 bölü 8'im ne yaptı? 3. 3 üzeri 8. Hadi buna bak şimdi. İkisinde de beşinci kuvvet var mı? Var. O zaman burayı ben beşinci kuvvet altı bölü iki diye düşünürüm. Altı bölü iki üçtür. Üç üzeri beş. Veya ne yapardık arkadaşlar? Altı üzeri beş. Buradan da iki üzeri beş var. Bunu yapamayan şunu yapacak. Altı nedir? Üç çarpı ikidir. Üç çarpı ikinin beşinci kuvveti bölü ikinin beşinci kuvveti. Yani çarpma özelliği yapacak bu sefer. Hop hop. Ne oldu? 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. Laps, laps gitti. 3 üzeri 5'i bulduk. Bu kadar basit işte. Tamam mı? Hadi gel o zaman. Şimdi bütün özelliklerimizi kullanarak sorular çözmeye başlayalım. Gel buraya. Diyor ki, iş deminin sonucu kaçtır? Dikkat etmem gereken çakallıklar var. Ne çakallıklar? Parantezin üstünde çift sayı var mı? Yok mu? Şimdi yukarıya bakıyorum çarpma var. Aşağıya bakıyorum toplama. Şimdi baktım parantezin üstünde çift sayı var. O zaman bu eksi artıya dönüşür. X üzeri üstün üstünü çarparım. 6. Şimdi x kare var ama parantezin üstünde değil. Sakın tuzağa düşme. O eksi tabandaki eksi artıya dönüşmez. O zaman çarpı dedim işaretim eksi. Eksi x'in üstün üstünü kullandım. Çarptım 2 ile eksi 3'ü. Eksi 6 oldu çarpı. Bak çift kuvvet parantezin üstünde eksi artıya dönüştü. X'in karesi. Bölü şimdi. Aşağıda ne var? Aşağıda toplama var. Sakın gidip de üstlerini toplama. 1x kare burada. 1x kare burada. 1x kare burada. 3 tane x'in karesi oldu. Şimdi yukarıyı bir düzenleyelim. Şimdi artı, eksi, artı. Çarpımları ne olur bunların? Eksi. X üzeri. Üstleri topluyorum şimdi. 6 eksi 6 götürdü 0. 0 ile 2'yi topladım 2. Bölü 3 x'in karesi oldu. Bakın 3x kareler birbirlerini götürür. Yukarıda eksi 1, aşağıda 3. Eksi 1 bölü 3 cevabına ulaşırım. 17. sorumuzun doğru cevabının ah şıkkı olduğunu bulduk. Haydi bakalım 18. soru. Bütün özellikleri kullanalım. Gel buraya. Eşittir dedim. Şimdi 2. Pozitif olduğu için direkt üstün üstünü kullanıyorum. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6. Eksi 6 ile eksi 4'ü çarptım. 24. 2 üzeri 24'ü bulduğum bölü. Şimdi tabanda eksi var. Parantezin üstünde çift kuvvet var mı diye bakıyorum. Bak iki var ama parantezin üstünde değil. Üç var eksi bir var. Parantezin üstünde çift kuvvet olmadığı için tabanımın işareti eksi olarak kaldı. Dört üzeri dedim. İki ile üçü çarptım altı. Altı ile eksi biri çarptığım zaman ne geldi? Eksi altı oldu. Şu anda sadeleştirme yapamıyorum. Niye? Tabanım dört. Onu da ikinin karesi diye yazacağım hadi. İki üzeri yirmi dört bölü. Eksimiz duruyor. 4'ü nasıl yazdım? 2'nin karesi diye yazdım. Üstünde eksi 6 var. 2 üzeri 24 bölü üstün üssü eksi 2 üzeri eksi 12 oldu. Şimdi arkadaşlar bu eksi 12 yukarı nasıl çıkacak? Artı 12. Ama artının eksiye bölümü ne? Eksi. 2 üzeri 24 ile 12'yi topladım. 36. Eksi 2 üzeri 36. 18. sorumuzun doğru cevabı. e eh, şıkkımız oldu. Yürü bakalım. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Baktım 3. 9 da 3'ün kuvveti, 27 de 3'ün kuvveti. Evizini 3 tabanında yazıp işi bitirelim hadi. Başta 3 üzeri x artı 2 dursun burada. Arada çarpı var. 9 yerine ne yazdım? 3'ün karesi yazdım. Üstünde x eksi y eksi 1 var. Bölüyü çektim. 27 yerine 3'ün üçün 3. kuvveti yazdım. Üstünde x eksi y var. Hadi bitirelim işi şey şimdi. İlkini aynen yazdım. 3 üzeri x artı 2 çarpı. Üstün üstü şimdi üstünü dağıtıyorum. 3 üzeri 2x geldi. Eksi 2y geldi. Eksi 2. Bölü. Burada üstün üstü yapıyorum şimdi. 3 üzeri 3x eksi 3y. Şimdi arkadaşlar yukarıda çarpma işlemi var. Bunların üstlerini toplayacağım. Aşağıdaki de bunların yanına işaret değiştirip gelecek. Tek işlemde yazıyorum o zaman. 3 üzeri. İlkinde x artı 2 var. Bunu yazdım. Tamam mı? Çarpım durumunda olduğu için üstleri toplanıyor. Artı 2x eksi 2y eksi 2. Şimdi bu paydadakinin üstü de işaret değiştirip çıkacak. Artı 3x eksi 3x olarak çıkar. Eksi 3y artı 3y olarak çıkar ve işim biter. 3 üzeri. Bakıyorum şimdi 2x ile 1x'i topladım. 3x yaptı. 3x'ler birbirlerini götürdü. Artı 2 ile eksi 2 birbirlerini götürdü. 3y eksi 2y'den 1y geldi. 3 üzeri y. İşaretledim bitti. 19. sorumuzun doğru cevabı. Beşikimiz. Tamam mı? Bak bunlar gelebilir işte sınavda. Hiç böyle o zaman. Zor geliyor, kolay geliyor. Şu geliyor, bu geliyor yok. Her seviyeye hazır olacağız. Yürü bakalım. Geldik buraya şimdi. Diyor ki 2 üzeri x y a eşit. 2 üzeri x artı y. 8a'ya eşit y nedir diyor. Şimdi bak y'yi soruyor soru. Y'yi bulabilmek için benim x'i yok etmem lazım. A'yı da yok etmem lazım. Peki nasıl yok olur? Arkadaşlar uzun uzun bir şeyler yapabiliriz ama. Yok etmenin en kolay yöntemi bunları taraf tarafa bölmek. Yani şöyle yapıyorum bakın. 2 üzeri x eksi y'yi. 2 üzeri x artı y'ye bölüyorum. Karşı tarafta da a'yı 8a'ya bölüyorum. Bakın a'lar sadeleşecek. Peki bunların tabanları aynı mı? Aynı. O zaman bu yukarı işaret değiştirerek çıkacak. Hadi bakalım. 2 üzeri yukarıda x eksi y var. Bu artı x yukarı nasıl geldi? Eksi x. Burada artı y vardı. Eksi y olarak geldi. Eşittir. Bak şunları sadeleştirdim. 1 bölü 8 kaldı. 1 bölü 8'i de 2 üzeri eksi 3 diye yazabilir miyim? Bakın bunları sadeleştirdim. 1 bölü 8. Nedir bu? 1 bölü 2 üzeri 3'tür. Yukarı çıkardım. 2 üzeri eksi 3. Şimdi bak x'ler götürdü. 2 üzeri eksi 2 tane y eşittir 2 üzeri eksi 3 oldu. Aslında bir üstü denklem çıktı karşıma. 2'nin bu kuvveti 2'nin bu kuvvetine eşitse eşit olabilmeleri için bunun yukarısındaki yazan eksi 2 y'nin bunun üstündeki yazan eksi 3'e eşit olması lazım. Y'yi bulabilmek için her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Çatara kütere götürdü. Y dediğimiz artı 3 bölü 2 oldu. Bitti. Bu kadar basit. Şimdi bak güzel sorular başlıyor bunlara dikkat. Geldim 21. soruya. Şimdi 3 üzeri x eşittir demiş. 5 üzeri x eksi 1'e 9 bölü 25'i sormuş. Şimdi bak 9 ne? 3'ün karesi. 25 ne? 5'in karesi. Yani senden aslında kareyi de üste alırsan 3 bölü 5'in karesi var. Tamam mı? Bunun üstünde de ne yazıyor? Eksi x artı 1 yazıyor. Bunun üstünde de Eksi x artı 1 var. Yani benim oluşturmam gereken şey aslında 3 bölü 5'miş. 3 bölü 5'i oluşturan soruyu rahatlıkla çözer. Sonucu kaçtır diyor. Gel buraya bak şimdi. 3 üzeri x 5 üzeri x eksi 1 eşitmiş. Burayı şöyle yazabilir miyim? 3 üzeri x eşittir. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim? Yazarım. Bana 3 bölü 5 lazım ya. O zaman her iki tarafı 5 üzeri x'e bölüyorum bak. 5 üzeri x'e böldüm. Ne oldu burası? Şöyle oldu bakın. 3 bölü 5'in x'inci kuvveti oldu. Bak bu taraf 3 bölü 5'in x'inci kuvveti. Ne var burada? 5 üzeri eksi 1 eşitmiş 1 bölü 5'e. İşte bunu çözen soruyu bitirir şimdi. 3 bölü 5 üzeri x'i arayacağım şimdi. Hadi başlayalım. Şimdi burayı gördüm. 3 bölü 5'in karesidir burası bak. Hatta burayı şöyle yazabilirsiniz. 9 bölü 25 üzeri eksi x çarpı 9 bölü 25 olarak parçalarsın. Hatta buradaki eksi x ne olur arkadaşlar? Takla attırır bunu. Ne yapar? 25 bölü 9 üzeri x'e dönüştürür. Artık sorumuzun cevabı geliyor. Çarpı 9 bölü 25. Şimdi bakın. Burayı nasıl yazıyorum şimdi? 25 bölü 9'u 5 bölü 3 olarak yazıyorum. Üstünde kare var. Karenin üstünde de x var. Bak adım adım götürüyorum anlayın diye. Çarpı 9 bölü 25. Şimdi buraya geri gel. Şimdi sünüsü var. 5 bölü 3'ün 2 x'inci kuvveti. Ama ben öyle yazmayacağım bunu. 5 bölü 3'ün x'inci kuvvetinin ikinci kuvveti yazacağım. Yani çarpma işlemi ya. Yer değiştirebilir. Çünkü bende 3 bölü 5'in ikinci kuvveti var. Çarpı 9 bölü 25. Gel bakalım şimdi. 5 bölü 3 üzeri x lazım bana. Değil mi? Bende ne var? 3 bölü 5 üzeri x. Bunun takla atmış hali mi? Evet. O zaman 3 bölü 5 üzeri x 1 bölü 5 ise 5 bölü 3 üzeri x dediğim 5'e eşittir. Yani burası 5 oldu. 5'in karesi var. Çarpı 9 bölü 25 var. 25'ler sadeleşti. Sorumun doğru cevabının 9 olduğunu buldum. Bakın ne yaptım? Önce verilen bilgiyi parçaladım. 3 üzeri x eşittir 5 üzeri x eksi 1'di. 3 üzeri x eşittir 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1'e getirdim. Sonra bu 5 üzeri x'i bölü olarak buraya aldım. 3 bölü 5'in x'inci kuvvetini buldum ben. 1 bölü 5'miş. Ondan sonra burayı parçaladım arkadaşlar. Nasıl parçaladım? Eksi x çarpı böyle parçaladım. Eksi kuvvet bunu takla attırdı. Bundan sonra şunu yapabilirsin hemen bak. 5 bölü 3 üzeri 2x'tir burası. Ben 5 bölü 3 üzeri x'in, 3 bölü 5 üzeri x, 1 bölü 5 ise, 5 bölü 3 üzeri x de 5'tir. O zaman burası bak, şu kısmım 5 ise, 5'in karesi oldu burası 25, 25'leri götürdüm, olay bitti. Şimdi çok önemli bir soru, zor değil ama ileride bize çok lazım olacak bir soru. Şimdi demiş ki bana, 2 üzeri x eşittir 5 üzeri y'dir demiş. Sonra 2 üzeri x bölü y'yi sormuş. Çok basit bak. Aslında kök alma işlemi yapıyoruz. Şimdi bana ne lazım? 2 üzeri x'in bölü y'si lazım. Şimdi 2 üzeri x var mı elinde senin? Var. Şimdi bunun üssünü neye böl diyor? Y'ye bak. 2 üzeri x bölü y'yi bulabilmek için her iki tarafın üssünü y'ye bölüyorum. Unutma çok önemli. Aslında şunu yaptık bakın. 2 üzeri x'in Y'inci dereceden kökünü aldık. Aslında kök alma işlemidir işte üstü bölmek. O zaman 2 üzeri x bölü y çıktı karşımıza. 2 üzeri x bölü y şu y'ler götürdü 5'e eşit buldum. 2 üzeri x bölü y 5'miş. Yine denklemi yazıyorum bakın. 2 üzeri x eşittir 5 üzeri y. Bu sefer ne lazım bana? 5 üzeri y bölü x. 5 üzeri y var elimde gördünüz mü? üstündeki y'yi neye bölmem lazım x'e. O zaman bunun üstünü de x'e böldüm. Bunun üstündeki. Bak her iki tarafın üstüne aynı işlemi yapıyorum. Eşitlik değişmez. Burası ne oldu? 2. Burası ne oldu? 5 üzeri y bölü x. 5 üzeri y bölü x de 2'ye eşitmiş. Sorumuzun cevabı 7. Yani yaptığım şey şu. Mesela karşınıza 2 üzeri işte dedi ki 8 6 x eşittir 2 üzeri 24'tür dedi. Şimdi 6x direkt 24'e eşittir diyebilirsin. Ama her iki tarafın üstünü aynı sayıya da bölebilirsin bak. 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 4. x eşittir 4. Bir üstü sayı işleminde tabanlar aynı iken aynı olmasına bile gerek yok. Her iki tarafın üstünü aynı sayıyla çarpabilir. Aynı sayıya bölebiliriz. İleride bizim için temel oluşturacak bir soru. Geldim şimdi üstü sayılarda toplama çıkarma işlemine arkadaşlar bir kere üsü sayılarda toplama çıkarma diye bir işlem yok. Vallahi yok. Ne var peki? Şu var. Şöyle bir şey söyleyeyim size hadi. Karşınıza mesela dedi ki 2x artı 6x geldi. Ne eşittir arkadaşlar? 8x. Hocam bunu niye yazdınız? Aslında yaptığımız işlem şuydu bakın. X parantezini almak. X parantezini aldım bunda 2. Bunda 6 var. 8 tane x var. İşte yaptığımız bu. Mesela karşınıza geldi şöyle bir şey. Dedi ki size hmm, ne desin? 3 tane x'in karesi dedi. Tamam mı? Artı 7 e, tane x'in karesi. Ne diyoruz biz buna? 10 x'in karesi diyoruz değil mi? Asıl yaptığımız işlem x kare ortak parantezini almak. 3 artı 7 10 tane x kare. Burada da bunu yapacağız. Üstü sayılarda toplama işlemi varsa ortak olanların parantezini alınır. Mesela ne? Çıktı karşınıza 5 tane 7 üzeri işte 8 çıktı. Artı bir de 2 tane 7 üzeri 8 var. Bak elma hesabı. Benim elimde 5 tane 7 üzeri 8 var. Burada da 2 tane 7 üzeri 8 var. O zaman topladığımda bunları 7 tane 7 üzeri 8 yapar. İşte bunun yerine ne yapacağız biz? Ortak parantezi alacağız. 7 üzeri 8'ler ortak diyeceğiz. 7 üzeri 8 parantezini aldığımda ilkinde 5, ikinci de 2 kaldı. 7 çarpı 7 üzeri 8'e eşit oldu. Yani üstü sayılarda tabanları ve üstleri aynı olan üstü ifadeler toplanıp çıkarılabilir. Yaptığım işlemde ortak parantezi alma. Bak A çarpı X üzeri N. B çarpı X üzeri N. C çarpı X üzeri N. Hepsinde X üzeri N'ler var mı? Var. Normal elma hesabı yaparsam A tane burada var. B tane burada var. A artı B tane yaptı. C tanesi gitti. A artı B eksi C. Ama X üzeri N parantezini alarak da yapabilirsin. X üzerine N'i aldım A. X üzerine N'i aldım B. X üzeri N'i aldım. Eksi C oldum. Hadi gel bakalım. Hocam bunu niye koydunuz? Bu da üstü sayı işlemi. Ne var üstlerinde? Bir var, bir var, bir var, bir var. Dört tane beş üzeri bir var. Yani dört çarpı beş eşittir yirmi. Burada ne var? Dört tane beş üzeri üç var. Dört tane... 5 üzeri 3. Veya nasıl yapacağız arkadaşlar? 5 üzeri 3 parantezini alacağım. 5 üzeri 3'ünü aldım 1. Tabi her böyle yapmayacağız. Buradan 1, buradan 1, buradan 1. 4 tane 5 üzeri 3 oldu. Gel aşağıdakine şimdi. 7 üzeri 5 var, 7 üzeri 5 var, 7 üzeri 5 var. Hepsini 7 üzeri 5 parantezine alıyorum. 7 üzeri 5'ini alınca bundan 3 kaldı artı. 7 üzeri 5'ini alınca bundan 6 kaldı. 7 üzeri 5'ini alınca bundan eksi 2. 6 ile 3'ü topladım 9. İkisi gitti 7. 7 çarpı 7 üzeri 5. İstersek bunu da şunu da yapabilirim bakın. Üstler tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarım. 7 üzeri 7. Bunu söyle şimdi. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. Ha yukarıdakini de böyle amele gibi uğraşmamıza gerek yok. Hepsinde aynı mı? Aynı. 3 tane burada var, 6 tane burada, 9. 2 tanesi gitti, 7 tane, 7 üzeri 5. Şurayı 7 üzeri 5'ti arkadaşlar. Yanlış yazmışım. Üstleri topladım. 7 üzeri 6 oldu. 2 üzeri x. Kaç tane 2 üzeri x var burada? 3 tane 2 üzeri x var. Buraya bak şimdi. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. Hepsinde aynı mı? Aynı. O zaman 5 tane burada var. 7 tane burada var. 12 tane yaptı. 4 tanesi gitti. 8 tane 2 üzeri x. Ama göremeyen 2 üzeri x parantezini alsın. 2 üzeri x'ini aldım. 5 kaldı. 2 üzeri x'ini aldım. Artı 7. 2 üzeri x'ini aldım. Eksi 4. Bakın 5 ile 7'yi topladım. 12. 12'nin 4'ü gitti. 8 çarpı 2 üzeri x. Hadi bunu biraz daha düzenleyelim. 8'i de 2 üzeri 3 diye yazalım. Yanında 2 üzeri x var. Bir de üstleri topla. 2 üzeri x artı 3. Yani taban ve üst aynıysa direkt ortak parantez alıp yapabilirsin. Şimdi Bizim asıl sorularda karşımıza çıkacaklara gelelim. Hocam 3 üzeri 4, 3 üzeri 5, 3 üzeri 6 ne yapacağım? Arkadaşlar şunu yapacağız. 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 6. Şimdi hangisi en büyüktür bunların? 3 üzeri 6 en büyüktür. Sonra 3 üzeri 5, sonra 3 üzeri 4. Bunların içerisinde 3 üzeri 4 vardır bakın. 3 üzeri 4'ü yazıyorum. 3 üzeri 5'i nasıl yazacağım? 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Görün diye yazıyorum şimdi. 3 üzeri 6'yı nasıl yazacağım? 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi hepsinde 3 üzeri 4'ler ortak. 3 üzeri 4 parantezini alıyorum. Bunun 3 üzeri 4'ünü alırsam 1 kalır. Bunun 3 üzeri 4'ünü alırsam 3 üzeri 1 yani 3 kalır. Bunun 3 üzeri 4'ünü alırsam 3'ün karesi yani 9 dokuz kalır. 9'da 3'ü topladım 12. 12 ile 1'i topladım 13. Çarpı 3 üzeri 4 oldu cevabım. Yani bunlarda da üssü küçük olanın parantezini alacağım. Ama her seferinde bunu da yazmayacağım. Hadi hızlı yapalım şimdi. Üstüne baktım 4 5 6. En küçük olan hangisi? 4. 3 üzeri 4 parantezin alıyorum. Bunun 3 üzeri 4'ünü alınca yanındaki 1 kalır. Bak bunun 3 üzeri 4'ünü alınca 1 tane 3 kalır. 3 üzeri 1. Bunun 3 üzeri 4'ünü alınca 3 üzeri 6. Bak 4 tanesini aldım. 2 tanesi kaldı. 3 üzeri 2 sonra düzenleme. Buraya geldim şimdi. Diyor ki 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 1 artı 5 üzeri x artı 2. Hangisi en küçük? 5 üzeri x. Nasıl yazacağım bakın bunu? 5 üzeri x artı burayı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye yazarım. Burayı 5 üzeri x çarpı 5'in karesi yani 25 diye yazarım. Hepsini şimdi 5 üzeri x parantezin alırım. Bunun 5 üzeri x'ini alırsam 1 artı. Bunun 5 üzeri x'ini alırsam bir tane 5. Bunun 5 üzeri Yanlış yazmışım. X'ini alırsam 25'i kalır. 25. 5 daha 30. 1 daha 31. Oh hapşıracaktım. Hapşıramadım. 31 çarpı 5 üzeri X oldu. Tamam mı? Ama uzun uzun böyle yapmayacağız işte. Baktım üstlerinde en küçük ne yazıyor? X. 5 üzeri X parantezin alıyorum. Dikkat. Şimdi 5 üzeri X'ini alırsam 1 kaldı artı. Bak X tane 5'ini aldım. Bir tane 5 kaldı. 5 üzeri 1. Artı. X tane 5'ini aldım. 5 üzeri 2 kaldı. Sonra burası 25, 30, 31 yaptı. 31 çarpı 5 üzeri x'i buldum. Şimdi dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi şunu atlıyorum. Şuraya geliyorum şimdi. Şuna bakacağım. Onları da çözeceğim. Üstte eksi kuvvetli olanlar da farklı bir şey yapacağız. Şimdi bunun üstünde ne yazıyor? X artı 3. Bunun üstünde ne yazıyor? X artı 4. Bunun üstüne ne yazıyor? X artı 5. En küçüğü hangisi? X artı 3. O zaman bunları da 3 üzeri X artı 3 parantezine alabilirim. X artı 3'ün hepsini alınca yerine 1 kaldı. Bak X artı 3 tanesini aldım. 1 tanesi kaldı. 3 üzeri 1 artı. 3 üzeri X artı 3 tanesini aldım. 2 tanesi kaldı. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 9. 3 daha 12. 12 ile de 1'i topladım. 13 çarpı 3 üzeri x artı 3 oldu. Tamam mı? Böyle yaparız. Ama bunu isteyen şöyle de yapabilirdi. Bunu yazdınız değil mi? Silim bir şey daha göstereceğim şimdi. 3 üzeri x parantezine de alabilirdik bunları bakın. 3 üzeri x hepsinde var çünkü. Bunun 3 üzeri x'ini aldığım zaman 3 üzeri 3'ü kalır artı. Bunu 3 üzeri x'ini aldığım zaman 3 üzeri 4'ü kalır. Bunun 3 üzeri x'ini aldığım zaman 3 üzeri 5'i. Ama bakın içeride büyük sayılarla Uğraşmak zorunda kalırsınız. O yüzden 3 üzeri x artı 3 parantezine. Yani üssü en küçük olanın parantezine almak soruyu bize daha rahat çözdürecek. Şimdi üssü eksi olanlara evet. geldik. Çok çıkar karşımıza. Dikkat et. Evet. Hocam ne fark edecek? Yine parantezi almayacağız mı? Hadi yazalım şimdi. 3 üzeri eksi 10. Sonra ee, artı 2 çarpı 3 üzeri eksi 11 var. Şunu yazıyorum arkadaşlar. Eksi 3 üzeri eksi 12 var. Şimdi diyor ki adam hocam eksi 10 parantezini alalım. Şimdi eksi 10 parantezini aldığınızda nasıl yamulduğunuzu görecek, göstereceğim. Yani yapmamanız gerekeni yapıyorum önce. Şimdi eksi 10 parantezini alıyorum. 3 üzeri eksi 10 parantezini alıyorum. Şimdi bunu 3 üzeri eksi 10 aldığınız zaman 1 kaldı. Tamam artı. Peki bunun 3 üzeri eksi 10 alınca ne kalır bakın. 3 üzeri eksi 10 çarpı 3 üzeri eksi 1'dir burası. 3 üzeri eksi alınca burada bir 2 kalır bir de 3 üzeri eksi 1 kalır. Yani 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 olur. Eksi bunun 3 üzeri eksi 10'unu alıyorum. Bakın burayı nasıl yazarım? 3 üzeri eksi 10 çarpı 3 üzeri eksi 2 diye ayırırım. 3 üzeri eksi 10'unu alınca ne kalır? 3 üzeri eksi 2 kalır. Bakın ne oldu? 3 üzeri eksi 10 tamam burası. Burada 1 var. Bu 1 bölü 3'tür. 2 bölü 3 yapar. Artı buradan 1 bölü 9 gelir. Payda eşitleyeceğim şimdi. 9 ile çarpacağım. Burayı 9 ile, burayı 3 ile, burayı 1 ile. Ne oldu? 3 üzeri eksi 10. Buradan 9 geldi. Buradan 6, buradan 1. 9, 15, 16. 16 bölü 9. Ama amele gibi uğraştık. Böyle yapmayacaksın işte. Sana söylediğim bir tane kelimeyi unuttun da böyle yaptın çünkü. Hocam kelime ne peki? Kelime ne? Ne? küçük olanın parantezini alacaksınız. Hocam eksi 10 küçük değil mi? Değil tabii. Eksi 10 mu küçük? Eksi 11 mi küçük? Eksi 12 mi küçük? Eksi 12 küçük. Bunları 3 üzeri eksi 12 parantezini alacağım. Bak 3 üzeri eksi 12 parantezini alıyorum. Bunun içerisinden 3 üzeri eksi 12 alırsam ne kalır? Eksi 12'yi ne yaparsanız eksi 10'a dönüşür. 2 ile toplarsanız 3 üzeri 2. Bak çarpınca üstleri toplanınca eksi 10 olması lazım. Böyle gideceğim. Şimdi devam ediyorum. Bunun 3 üzeri eksi 12'sini alıyorum. Şunu sileyim şuradan arkadaşlar. Şöyle kafanız karışmasın. Heh. Şöyle. Şimdi ben bunun içerisinden eksi 12 tane alıyorum. Eksi 11 olabilmesi için artı 1 yazacağım. Artı başında bir 2 var. Çarpı 3 üzeri 1. Bunun 3 üzeri eksi 12'sini alınca zaten hepsini aldığım için 1 kaldı. Yalnız aradaki işaret eksiymiş. Araya eksiyi koydum. Bitti bak. O zaman 3 üzeri eksi 12 çarpı. Bak burası 9. Burası 6. 9'un 6'sı gitti. Pardon 9'da 6'yı topladım. 15. 1'i gitti. 14 yaptı. Sorumuzun cevabı bu. Tamam mı? Küçük olan parantezini alırsanız soruyu çok daha rahat çözersiniz. Haydi gel o zaman hemen burada bir daha yapalım. Hemen baktım eksi 12, eksi 11, eksi 10. Küçük olan eksi 12. 3 üzeri eksi 12 parantezini alıyorum. Şimdi bunun içerisinden 3 üzeri eksi 12'yi alırsan 3 üzeri 2 kalır arkadaşlar. Niye? Çarpınca, üstleri toplanınca eksi 10 olması lazım. Artı 2'yi yazdım. 3 üzeri eksi 11'in içerisinden eksi 10'u alırsam artı 1 yazmam lazım. 3 üzeri 1, 3 üzeri eksi 12'nin hepsini aldığım için eksi 1 kaldı. Tamam mı? Hadi bunu yapalım şimdi. 3 üzeri eksi 6 eksi 5 eksi 4. Eksi 6 en küçük. 3 üzeri eksi 6 parantezini alıyorum. Şimdi bunun içerisinden eksi 6'yı alırsam bakın eksi 6'nın 2 fazlası eksi 4'tür. 3 üzeri 2. Bunun içerisinden eksi 6'yı alırsam bakın eksi 6'nın bir fazlası eksi 5'tir. O yüzden 3 üzeri 1. 3 üzeri eksi 6'nın hepsini aldığım için 1. İşte payda eşitlemeyle falan uğraşmazsınız bunu yaptığınızda. 3 üzeri eksi 6 parantezinde buradan 9. Buradan 3, buradan 1, 13. 13 çarpı 3 üzeri eksi 6 oldu. O zaman toplama çıkarma yaparken ortak parantezi alıyoruz. Kimin? Üssü en küçük olanın ortak parantezi. Gel bakalım hadi sorularımız. Şimdi 23. sorudan başlayacağız arkadaşlar. Nereye kadar? 29. soruya kadar ilerleyeceğiz. Sonra üstü denklemler, üstü eşitsizlikler sonraki dersimizde. Haydi bakalım. Ne diyormuş bize? 9 tane 3 üzeri 4 sayısının çarp diyor. 9 tane 3 üzeri 4'ü çarp. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4. Kaç tane? 9 tane 3 üzeri 4'ü çarp diyor. Çarpımının 81 tane 3 üzeri 5'in toplamına oranı diyor. Oranı diyor. 81 tane 3 üzeri 5'i topla diyor. 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5. Kaç tane? 81 tane. Tamam. Şimdi yukarısı çarpma işlemi arkadaşlar. Şimdi yukarıda 9 tane 3 üzeri 4'ü çarpmışız. Şimdi çarpma işleminde üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu bakın. 3 üzeri 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı kaç tane 4'ü toplayacağım? 9 tane 4'ü toplayacağım. Yani orası 3 üzeri 36 yapacak. Aşağıda toplama var şimdi. 81 tane 3 üzeri 5'i topla diyor. Topla. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, seksen bir tane, üç üzeri beş. Mantığı bu. O zaman aşağıda ne var? Seksen bir çarpı üç üzeri beş var. Şimdi seksen biri nasıl yazıyorum? Üç üzeri dört diye yazıyorum. Üç üzeri beş. Bakın bunların altlarında topluyorum. Üç üzeri otuz altı var yukarıda. Pay üstlerini topladığım zaman üç üzeri dokuz yaptı. Şimdi dokuz yukarı işaret değiştirerek çıktı. 36 eksi 9 27. 3 üzeri 27. Çıt işaret. Tamam mı? Bakın toplama farklı çarpma farklı. Çarpma da arkadaşlar üstlerini direkt topluyorsunuz zaten tabanları aynı olduğu için. Burada elma hesabı. 1 tane 3 üzeri 5. 2 tane 3 üzeri 5. 3 tane 81 tane 3 üzeri 5. Gerisi düzenleme. Hadi gel bakalım. Sınavda gelir mi? Vallahi gelir. Sormuşlar arkadaşlar. Hiç korkmayın. Şimdi bakıyorum yukarıdan. Üstlerde 10, 11, 12 yazıyor. Tabanlar aynı. En küçük olan ne? 10. Yukarıyı 3 üzeri 10 parantezini alıyorum. Aldım. 3 üzeri 10'u alınca hepsini aldığım için 1 kaldı. 10 tanesini aldım. 1 tanesi kaldı. 3 üzeri 1 artı. 10 tanesini aldım. 2 tanesi kaldı. 10 üzeri 2. Bölü. Aşağıda üssü en küçük olan eksi 12. 3 üzeri eksi 12 parantezini alacağım. Uzun uzun payda eşitlemeyle uğraşmıyorum çünkü. Bak şimdi. Burada eksi 12 yazıyor. Eksi 10 yazıyor. Eksi 10'u... Bak. Nasıl? Eksi 10'u... Eksi 12'yi öyle bir sayıyla toplayacağım ki... Ne olacak? 10 olacak. Yani 3 üzeri 2. Bakın çarptığınız zaman 3 üzeri eksi 10 olması lazım. Artın. Şimdi eksi 12 tanesini alırsanız... 1 tane kalır. Bakın. Eksi 11 ile çünkü... biri eksi 12 ile... 1'i topladığımda yani şunla neyi toplarsam bu olur diye düşünüyorum. Bunun da hepsini aldığım artı 1. Bak şimdi ne oldu? Buraya niye 10 yazdım ben ya? Şurası 3'ün karesi. Bak buralar birebir aynı oldu şimdi götürdü. Ne kaldı? 3 üzeri 10 var. Aşağıda 3 üzeri eksi 12 var. Eksi 12 yukarı artı 12 olarak çıktı. 10 artı 12. 3 üzeri 22. Aha x'li olanı. Fark eden bir şey yok ama küçük bir düzenleme yapacağım. Baktım tabanım 4, baktım tabanım 2, baktım 2, baktım 4. 4, 2'nin karesidir deyip önce üstün üstü bir yapalım. 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazdım. Üstünde x artı 1 var. Eksi 2 üzeri 2x artı 3 var. Bölü 2 üzeri 2x artı 1. Yine 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazdım. Üstünde ne var arkadaşlar? Niye böyle yaptım ben bunu? 2'nin karesinin üstünde x artı 2 var. Hadi bir düzenleyelim şimdi. Üssün üssü. Ne oldu orası? 2 üzeri 2x artı 2 oldu. Eksi. 2 üzeri 2x artı 3 var. Bölü aşağıda 2 üzeri 2x artı 1. Eksi 2 üzeri üssün üssü 2x artı 4 yaptı. Burası da 2x artı 4. Şimdi yukarıdaki 2'lerin üstlerine bak. Birinde 2x artı 2 birinde 2x artı 3 yazıyor. Küçük olanı 2x artı 2. 2 üzeri 2x artı 2 parantezini aldım. 2x artı 2'sini alınca yerinde 1 kalır. Bakın 2x artı 2'sini alınca bir tane 2 kalıyor. Oraya koydum bunu. Bölüyü çektim. Şimdi 2x artı 1 var. 2x artı 4 var. Küçük olan 2 üzeri 2x artı 1. 2x artı 1'in hepsini alınca yerinde 1 kaldı. Eksi. 2x artı 1'ini alınca bakın 2x artı 1'ini alınca 3'ü kaldı 2 üzeri 3 bitti. Şimdi bakın şimdi şöyle bir şey oldu yukarısı ne 2 üzeri 2x artı 2 çarpı burada ne var eksi 1 var bölü burada ne var 2 üzeri 2x artı 1 çarpı şimdi 1 eksi 8'den eksi 7 var. Şimdi arkadaşlar şurada bu da 2'nin kuvveti bu da 2'nin kuvveti. Bunun üssü bunun yanına işaret değiştirerek geliyor. Eksi 2x eksi 1. Hop hop, şunlar götürüyor. Yani 2 eksi 1'den 1. Ee, ne üzeri 1? 2 üzeri 1. Eksi 1 ile de çarpıyorum bunu yukarısı eksi 2, aşağısı eksi 7. Eksiler artıya dönüştü. 2 üzeri 7 oldu. Bakın şunu yaptım. 2 üzeri 2x artı 2 bölü 2 üzeri 2x artı 1'di. Bunu yukarı eksi 2x eksi 1 diye çıkardım. Bu gitti. Şunlar götürdü. 2 eksi 1'den 2, 1 geldi. 2 üzeri 1 oldu. Şurasının cevabı 2 çarpı 1'de 1 bölü 7'miz var. Eksileri artıya dönüştürdü çünkü bitti. Haydi gel bakalım 26. Oku bakalım. 21 üzeri 15. 21 üzeri 16. 21 üzeri 15. O zaman bunların hepsinde 21 üzeri 15'ler. Üstü küçük olanlar ortaktır. 21 üzeri 15 parantezine burayı alacağım. 21 üzeri 15'ini aldım 1 kaldı. 21 üzeri 15'ini alırsam Bakın burada 21 üzeri 15 çarpı 21 üzeri 1 gibi düşüneceğim Ne kaldı bir tane 21 kaldı 21'i de şu 2 ile çarptım 42 yaptı Şimdi buranın 21 üzeri 15'ini alınca Eksi 34'ü geldi bölüm Aşağıda bakıyorum 21 üzeri 14'ler ortak 21 üzeri 14 parantezini aldım Bunu alınca 1 kaldı bunun 21 üzeri 14'ünü alınca 20'si kaldı. Şimdi bakın şurası 42 yap, 43 yaptı. 43'ün neyini çıkardım? E, 32'sini, şey 34'ünü çıkardığım zaman 9 yaptı değil mi? Evet. 9 çarpı 21 üzeri 15 yukarısı. Aşağısı 21 yaptı. 21 çarpı 21 üzeri 14. E, tabanları aynı şimdi bunların. Üstler toplandı. 21 üzeri 15 oldu. Fıt fıt. Sorumuzun doğru cevabı 9. Tek yapman gereken şey soruyu düzenlemek. Soruyu düzenlediğinde hiç korkma, hiç korkma, hiç korkma. Gel bakalım şimdi 27. Benzeri sorulmuş bir soru. Şimdi bu sefer bir tık iş değişti. Yukarıda bize bir bilgi vermiş. 7 bölü 3'ün A'ncı kuvvetini aldım. 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 eşit oldu. Şimdi buraya bakacağım. Bunlarda neler yapabilirim? Bu sefer üstler aynı tabanlar farklı. Burayı da nasıl düşüneceğim biliyor musunuz? Şimdi 3 üzeri A var burada. Peki 6 üzeri A'nın içerisinde 3 üzeri A var mı? Var. 3 üzeri A çarpı 2 üzeri A'dır. Artı. 15 üzeri A'nın içerisinde 3 üzeri A var mı? Var. 3 üzeri A çarpı 5 üzeri A. Bak 15'i 5 çarpı 3. Bunu da 2 çarpı 3 diye parçaladım. Bölüyü çektim. 7. 14, 35. Hepsinin içerisinde 7 çarpanı var. 7 üzeri A bu. 14 ne? 2 çarpı 7. O zaman 2 üzeri A çarpı 7 üzeri A. 35 ne? 5 çarpı 7. Parçaladım o zaman 5 üzeri A çarpı 7 üzeri A. Şimdi yukarıda ortak olanın parantezine al. Hepsinde 3 üzeri A'lar ortak. 3 üzeri A parantezini aldım. 3 üzeri A'sını alınca 1 kaldı. 3 üzeri A'sını alınca 2 üzeri A kaldı. 3 üzeri a'sını alınca 5 üzeri a kaldı bölü. Bunlarda 7 üzeri a'lar ortak. 7 üzeri a, a parantezin aldım ilkinden 1. Artı ikinciden 2 iki üzeri a. Üçüncüden 5 üzeri a. Parantezlerin içleri aynı. Sorumuzun cevabı 3 üzeri a bölü 7 üzeri a aldı. Onu nasıl yazabilirim? İkisi de a'nın kuvveti olduğu için 3 bölü 7 üzeri a'yı soruyor soru. Bizde ne var? 7 bölü 3 üzeri a var. Neye eşit? 1 bölü 2. E 7 bölü 3 üzeri a 3 bölü 7. Takla attırmış. O zaman 3 bölü 7 üzeri a bunun takla atmış haline 2'ye eşittir. Bitirdi. 27 de biter. Gel bakalım şimdi 28 ve 29'da çözüp olayı bitireceğiz. Diyor ki üçgenin içerisine x'i koyarsam x tane x küpü çarparım diyor. Tamam mı? Bak üçgenin içerisine mesela 8 koymuş. X yerlerine 8 yazacaksın işte bak. 8 yazdım. Seki, bütün x yerlerine 8. 8 tane 8 üzeri 3'ün çarpımı yukarısı. Hadi yazalım. 8 tane 8 üzeri 3'e çarpacakmışız bak. 8 üzeri 3, 8 üzeri 3, çi 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 çi, 8 tane. Tamam mı? Bak x yerlerin üçgenin içerisinde ne yazıyor? Bak üçgenin içerisinde x yazıyor değil mi? Burada üçgenin içerisinde 8 yazmış mı? Yani x'lere 8 vermiş. Bütün x yerlerine 8 yazdım bak. Ne oldu? 8 üzeri 3 oldu. Burada da yazdım 8 tane. Burası tamam. Şimdi bölü var aşağıda. Bu da diyor ki karenin içerisine diyor. X yazdığınızda X üzeri 4'lerden X tane toplayacağım diyor. Karenin içerisine kaç yazmış? 8. Bak karenin içerisine 8 yazdım. X yerlerine 8 yazıyorum. X yerlerine 8 yazdım. Bütün X yerlerine. Ne oldu o zaman burası? 8 üzeri 4, 8 üzeri 4, 8 üzeri 4. 8 tane 8 üzeri 4'ün toplamı oldu. Kaç tane? 8 tane. 8 üzeri 4'ün toplamı ama bir de bunun üstünde 5. kuvvet var. Bitti. Şimdi burası neydi? 8 tane 8 üzeri 3'ün toplamı. Üstlerini ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpım durumunda olduğu için topladım. 8 üzeri 8 tane 3'ü topladığım zaman ne yapacak? 24 yapacak aşağısı şimdi. Aşağıda toplama var. Kaç tane? 8 tane 8 üzeri 4'ü topla diyor. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane, yedi tane, sekiz tane, sekiz üzeri dört. Sakın üstlerini falan toplama. Orada toplama var. Şimdi bunun üstünde de kaçıncı kuvvet var? Beş. Bitti sorum şimdi. Sekizi iki üzeri üç olarak yazdım. Üstünde yirmi dört var bölü. Şimdi buraya geldim. Şimdi buradaki sekizi ikinin küpü diye yazdım. Buradaki sekizi de ikinin küpü diye yazdım. Bunun üstünde ne var? Bir 4 var. Bir de hepsinin üstünde 5 var. Hadi bitirelim işe. Şurada üstün üstü yaptım. 2 üzeri 72 oldu burası. Şimdi bakın arkadaşlar. Şununla şunu çarpıyorum. 12 yapıyor. 200, şuraya yapayım bunu. 2 üzeri 3 çarpı. 2 üzeri 12 yapıyor. Parantezin üstünde 5 var. Şunların üstlerini topladım. 2 üzeri 15 yaptı. Üstünde de 5 var. Üstün üstü 2 üzeri 75 yaptı. Şimdi bu 75 bunun üstüne eksi olarak çıkacak. 2 üzeri 72 eksi 75. 2 üzeri eksi 3. Şıklarda bu yoksa 1 bölü 2 üzeri 3 hangisi varsa bu varmış. 28. sorumuzun doğru cevabı 5. Hadi geldiğim son soruya. Bunu rasyonel sayılarda da yapmıştık. Buraya da koymak istedim yine arkadaşlar görelim. Şimdi burası nedir öncelikle? İşleminin sonucu kaçtır? Bak burada 16 var değil mi? 16'yı yaz çarpı kaç virgül kaydırılmış 16'dan? 1, 2, 3, 4 virgül. Onun eksi dördüncü kuvveti o zaman. Tamam mı bak? Ya 16'yı yazdım. Kaç virgül kaydırılmış diye sordum sonra. 1, 2, 3, 4. Onun üstüne eksi 4'ü yazdım. Şimdi bunun üstünde de 3 bölü 4 var çarpı. Bak burayı da aynı yapayım hadi. 4 çarpı kaç virgül kaydırılmış? 2 tane. 10 üzeri eksi 2. Bölü dedim. Şimdi burayı 64'ü yazıyorum. Tamam mı? Sonra kaç virgül kaydırılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri eksi 6. Bunun parantezinin üzerinde de 5 bölü 6 var. Bitti soru. Şimdi üstün üstü yapacağım. Şuradaki 16'yı 2 üzeri 4 diye yazıyorum. Şimdi bu üst bunun üstüne geldi. Ne var? 3 bölü 4. Çarpı. 10 üzeri eksi 4 var. Bunun da üstünde 3 bölü 4 olduğu için 3 bölü 4 bunun da kuvveti. Çarpı. 4'ü nasıl yazdım? 2'nin karesi olarak yazdım. 10 üzeri eksi 2 dursun burada. Bölü. 64'ü 2 üzeri 6 diye yazdım. Parantezinin üstünde ne var? 5 bölü 6'sı var. 10 üzeri eksi 6 var. Parantezin üstünde 5 bölü 6'sı var. Gerisi düzenleme şimdi. Bakın üstün üstü yaptığımda şu 4'ler götürdü. 2 üzeri 3 geldi. Üstün üstü yaptığımda 4'ler birbirini götürdü ama eksi 1 geldi. 10 üzeri eksi 3 yaptı çarpı. 2'nin karesi var. 10 üzeri eksi 2 var. Bölüyü koydum. Üstün üstü yapınca şunlar götürdü. 2 üzeri 5 yaptı. Bak sağ altı dereçtirdim. 6'lar götürdü. Eksi 1 kaldı. 10 üzeri eksi 5. Şimdi yukarıda 2'lerin üstlerini topladım. 2 üzeri 5 yaptı. Onların üstlerini topladım. 10 üzeri eksi 5 yaptı. Aşağıda da bire bir aynısı çıktı mı ya? Çıktı. O zaman şunlar götürdü, şunlar götürdü. 1. 29. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Bu da bitti. Evet yarın da mutlak değerli denklemler. Şey mutlak değer ne ya? Üstü denklemler ve üstü eşitsizlikleri halledeceğiz. Ondan sonra ÖSYM sorar sorularını bitireceğiz. Üstü sayılar bitti. Güzel çalış sıkı çalış. Bak. Var bir hayalimiz diyoruz. O o o işte KPSS ise KPSS. DGS ise DGS, ALES ise ALES kazanacağız ya. En en şeyini veriyorum çünkü sana. En üst noktasını veriyorum. Haydi bakalım. En temelden en tepeye bak. Basitten başlıyoruz, sonra doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.